LGS'ye son 4 gün. Hayallerimize kavuşmamıza 4 gün kaldı. 4 gün sonra inşallah artık sınav bitecek ve biz de hayallerimize kavuşacağız. Sonrasında tabii ki tercih döneminde yine beraber sizlerle en güzel okulları, en güzel liseleri Güzel güzel tercih edeceğiz. Günün yorumuna baktığımızda Cezmi Yılmaz 539 beğeni almış. Diyor ki hocam tek sorum şu. LGS günü neler zihnimizi açar? İnşallah beğenen herkes istediği de gider demiş. İnşallah herkes gider. Şimdi birincisi arkadaşlar düzenli ve iyi uyku bilişsel performansı olumlu etkiliyor. Dolayısıyla erken yatıp erken kalkmalıyız bu son 5 gün içerisinde. Çünkü sınav sabah erken saatlerde olacak. Eğer bu aralar gece geç yatıp sabah da geç kalkıyorsak bir anda uyku düzenimiz bozulabilir. O yüzden şimdiden kendinizi erken yatıp erken kalkmaya alıştırın ve uyku emin olun yediğimiz yiyecek kadar içtiğimiz su kadar değerli. Dolayısıyla Uykusuzluk olduğu zaman konsantrasyonumuz azalıyor. Uykumuz tam olduğu zaman da konsantrasyonumuz artıyor. Peki bu son günlerde nasıl uykumuzu düzen altına alabiliriz? Birincisi gün içerisinde mutlaka uyun demiş. Hatırlarsanız biz size demiştik ki yani şöyle bir günse şurası uyuduğumuz kısım demiştik. Arada da mutlaka bir kesirme yapın demiştik. Artık erken yatmak adına bu ara kestirmeleri kaldırabilirsiniz şu anda. Çünkü artık erken yatıp erken kalkmanız lazım. Aynı zamanda sınav sabahı sakın farklı yiyecekler tüketmeyin. Yani her sabah genellikle ne yiyorsanız onu yiyin. Her sabah menemen yiyorsanız menemen yiyin. Her sabah yumurta yiyorsanız yumurta yiyin. Yumurta ve menemenden örnek geçtim. Neden? Çünkü yumurta çok değerli arkadaşlar. Yumurtanın içerisindeki protein zihninizin çok ciddi bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yumurtayı sevmiyorsanız tahıllar, kuru yemişler, zihin açan besinler tüketmeniz de sizin için faydalı. Glikoz enerji için çikolata, kuru tüketilebilir. Burada şu çok önemli. Sakın sakın ambalaj içerisinden çıkan boz bozulma ihtimali olan sizin midenizi bozacak şeylere bu aralar yer vermeyin. Ve bol bol su tüketin. Su tüketmek gerçekten insanı rahatlatıyor. Biliyorsunuz vücudumuzun çoğunluğu sudan oluşuyor. Yani şöyle düşünün. Benzinsiz nasıl bir araba gezmiyorsa biz de susuz kolay kolay kafamız çalışmıyor. Vücudumuz hareket edemiyor. Spor yaparken su ihtiyacımız olduğu gibi soru çözerken de bol bol su içmek emin olun zihnimizi açacaktır ama tabii ki burada da en önemli işimiz olan şeye de dikkat edelim yani ee, nedir onun adı tuvalete gitmeye de dikkat edelim çok fazla su içersek bir anda sınav esnasında ee, lavabo ihtiyacımız oluşabilir temiz hava almamız gerekiyor sınavdan bir gün önce ders çalışmayın demiştik sizlere bugünlerde de Artık biliyorsunuz pandemi yasakları kalktı. Velilerimizle beraber dışarı çıkabiliyoruz. Mahallemize gezebiliyoruz. Olabildiğince temiz hava alın. Biliyorsunuz ki biz günde 10 kere su içiyoruz. 3 kere yemek yiyoruz ama milyonlarca kez nefes alıyoruz. Belki binlerce kez nefes alıyoruz. Her saniye nefes aldığımızı düşünürsek işte bir dakikada 60 saniye var. İşte 1 saatte 60 dakika var. İşte günde 24 saat var. 24 çarpı 60 çarpı 60 çarpı 60 oluyor. Yani defalarca nefes alıyoruz. O yüzden temiz hava almamız gerekiyor. Vücudumuzda dolaşan kan sadece sadece yedikleri değil aynı zamanda oksijenden de oluşuyor. Zihnimizi dinlendirmemiz lazım. Bu ne demek? Arkadaşlar kesinlikle sizin moralinizi bozan insanlardan uzak duracaksınız. Yapamayacaksın diyen insanlar zaten çıktı gitti onlar yok. Ama yani çok iyi yapmalısın diyen bir insanla sizin zihninizi yorabilir. Dolayısıyla ya hayırlısı neyse o olacak. Ben görevimi yaptım. Mükemmel belki değilim. Belki tüm tü soruları doğru yapmayacağım. Belki Türkiye birisi olmayacağım. Ama ben kendim açısından iyi bir sosyal bilimler lisesine, iyi bir fen, fen lisesine, iyi bir Anadolu lisesine ya da iyi bir Anadolu lisesine gireceğime eminim. Tercih döneminde çok dikkatli olacağım. Dolayısıyla benimle alakalı lütfen bundan sonra konuşmayın. Sınav biter gider ama önemli olan benim zihnimin yerinde olması diyeceksiniz. Zaten şunu da çok iyi biliyorsunuz. Sınav kaygısı ve yapamayacağım düşüncesinden uzaklaşmamız lazım. Şunu unutmayın arkadaşlar. Şunu unutmayın arkadaşlar, şurada nefesim kesildi bir anda, tabii ki ben de heyecanlanıyorum. Ee, Cezmi Yılmaz'a sesleniyorum. Cezmi ve bizi izleyen sevgili Merve, sevgili Ayşe, sevgili Emre, sevgili Atakan, sevgili Orhan, sevgili Ali, sevgili Kerem. Bakın Kerem sana sesleniyorum. Biz sizi siz olduğunuz için seviyoruz. Aileniz sizi siz olduğunuz için seviyor. Yani aa Kerem çok iyi bir liseyi kazandı. O zaman Kerem'i artık daha çok sevelim. Öyle bir şey yok. Siz de hangi sonucu alırsanız alın. Sizler... Bizler için yani Tonguç Akademi için ve dolayısıyla tabii ki de yüzde yüz yani bizden çok daha önce anne ve babanız için dünyaya değişilmezsiniz. Bunu her zaman örnek görüyorum. Bir kez örnek vereceğim. Sizin şu serçe tırnağınız var ya serçe parmağınız tırnak. Onun Şurasını sökecekler ve dünyayı verecek deseler babanıza ne der veya annenize? Hadi oradan der kovalar. Aynı şekilde düşünün ne kadar değerlisiniz. Yani sizin ne kadar değerli olduğunuzu buradan hesap edin. O yüzden ya sınav önemli tabii ki iyi bir şey ama sizden çok daha önemli değil. Hatta sizden hiç önemli değil. Siz güzel güzel yapın. Bu sonuç sizin için önemli. Bu alacağınız iyi sonuç sizleri belki iyi bir liselere götürecek. Ha diyelim ki süper bir gidemediniz normal bir lise Sıkıntı yok. Yine sizi çok güzel başarılar bekliyor. Sizler çalışabileceğinizi gösterdiniz. Görevinizi yaptınız. Vazifenizi yaptınız. Denemelerinizi çözünüz. Şimdi son günlerde de bugün fen çıkacak soruları izleyin mutlaka bize beraber. Ardından son taktiklerimizi vereceğiz sizlere. Sonrası sayısal ve sözel dünyanın en verimli canlılarını yapacağız. Upuzun olmayacak. Verimli, kısa, leziz bir canlı olacak. Bakın arkadaşlar buna dikkat edin. Bunu hatırlayın, bunu hatırlayın diyeceğiz. Böyle uzun uzun sizi yormayacağız. Ardından da inşallah Cumartesi günü tüm Türkiye sizin şovunuzu izleyecek. Herkes Cezmin'in, Kerem'in, Merve'nin, Atakan'ın, Ayşe'nin veyahut da işte Zümra'nın ya yani bizi izleyen öğrencilerimiz isimlerinizi tam bilemiyorum. Şu anda yorum canlı açık olmadığı için göremiyorum. Hepinizin çok güzel başarını izleyeceğiz. Ali sen de çok başaracaksın. Aynı zamanda Emre sen de. Şu anda isim tahmin ediyorum gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Pardon ne yarını ya? Öyle kaçmak yok. Bir dakika bir dakika. Birazdan fen kesin çıkacak sorular var. Orada görüşeceğiz. Hadi bakalım.